Aslında bugün Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi yarışındaki, tabii ki Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında, dolayısıyla bir 40 milyon falan taraftarıyla, ortalama 40-45 milyon bir taraftarıyla bir maç izleniyor. Ve açıkçası televizyonların başında olan milyonlarca insan, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı da, Başakşehir fazla olmadığı için söylemiyorum. Bir 10 dakika Başakşehir Beşiktaş dengeli maçı oldu. Daha doğrusu Beşiktaş. Bir de 40. dakikadan sonra Beşiktaş'ın zaten oyun gidişatında boy farkının Epriyan'ı falan da olmadığı için, Adebayor da yedek olduğu için kornerlerden, duran toplardan gol atma ihtimali vardı. Klasik Gökhan Öndüre'yi tamamlayıcı olarak da kaleciden dönen, Mert'ten dönen topta da Atiba attı değil mi? Evet, Atiba tamamladı. Evet. Şimdi diğer dakikalarda ne oldu? Diğer dakikalarda sevgili izleyiciler şunu söyleyeyim. 10 ile 40 arası. Evet, 10 ile 40 arası 11 puanın normal bir puan farkı olduğunu görecek kadar iki takım arasında gerçekten böyle fark vardı. Şimdi bugün eğer Beşiktaş ben bu maçı kazanabilirim Atiba'nın attığı gol. Galatasaray burada puan kaybetsin diyorsa Atiba'nın attığı gol çok kritik bir gol ilk yarı bitiminde. İlk yarı bitimini 1-0'a bitirebilseydi ikinci yarı muhtemelen yine aynı şekilde başlayacaktı. Şimdi Beşiktaş'ın hatta uzatma dakikalarında 1-1,5 dakika pozisyona da girdi Beşiktaş. Evet, Lens yetişemedi. Evet, kaleye vurduğu için. Hani, evet, Dorukhan döndü vurdu. Kaleye vurdu, o kesemedi. Ama şunu söyleyeyim, kaybedebilir, şampiyonluk da kaybedebilir. Ben Türkiye Ligi'ni bu kadar iyi futbolla, daha doğrusu rakibine, bugün ben Beşiktaş'ın da uzun yıllardır Şampiyonlar Ligi maçları da izledim. İyi takımlar da geldi. Hiç Beşiktaş'ı bu 10 ile 40 arası yapan bir takımı görmedim. Ve 0-0 giden oyunda görmedim. Hatta yanılmıyorsam golü attıklarında 10 kişilerdi sadece. Ama o da bir avantaj oldu. Biliyorsun hazırlık pasıyla başlarken biraz Beşiktaş nasıl olsa Emre de yok. Mert inanılmaz bir asist yaptı. Bir 60-70 metre bir top attı şeye. 50-60 metre Vizce'ye. O da yalnız asist budur işte. Bakın bir oyuncu Elia Öndüre'ye koşu yaparken Gökhan da gitti. Arkadan çapraz koşuyla Robinho gitti. Fakat birbirlerini tanımak klasik Başakşehir golü. Ama şöyle söyleyeyim, 10 ile 40 arası gördüğüm bir deplasman takımı mı? Nedir? Manchester City'yi seyrettim bak. 10 ile 40 arası. Onu net söyleyeyim sana. Boşuna lider olmamışlar. Boşuna Beşiktaş 11 puan fark atmamışlar. Bu yüzden Abdullah Avcı ve Başakşehir takımını kutlarım. Ama büyük takım olmak başka bir şey. Büyük kulüp olmak, büyük cami olmak. Başakşehir iyi bir futbol takımı, iyi bir yönetimi olan, iyi bir teknik adam olan, iyi futbolculardan kurulu ve organizasyon yiyor. Fakat büyük kulüplerle oynamak, bak bir anda uyanabilirler. Ki öyle oldu. Öyle oldu. Şimdi maç yeniden başladı. İkinci yarı maçtan sonra değerlendireceğiz. Peki hocam, son bir sorum var kısa olarak. Geçen hafta çok iyi hatırlıyorum. Rize'deki maçın devre arasında sol kanatta Medelli, Caner'li duruma bir çözüm olabilir diye söylemiştiniz. Bu hafta bir anlamda orada o ikinci tercihiyle başladı ama oradan da bağıra bağıra gelmedi mi? Şimdi tabii ligimizin en formda oyuncusu önde oynuyor şimdi Vizce'yi. Kendisine göre bir plan yaptı Şenol Güneş. Aslında tekrar normal düzene döndüğü için oyunda üstünlük falan olmadı. Yani gol geldi aslında. Tabii. Bireysel bir atadan kaybedilen topla. Yani savunmanın durumunu medyal orta sahaya çekmeyle falan ilgisi yoktu aslında oyunun. Bir önlem için yapmıştı. Önlemde şu sıkıntı oldu yalnız. Öndeki oyuncular yani Lens de hatta Caner de faul dışında gelemiyorlar. Gelemeyince de bir ikiye bir kaldı orada. Emre Belezoğlu diye bir gerçeği görelim. Orkestra şefi olur ya. Evet. Orkestra ister kısa oynuyor ister uzun oynuyor. Oyunun yönünü değiştirebiliyor. İster kontratağa çıkıyor isterse sete çevirebiliyor. Biraz oyunun sonlarında başım dönüyor dedi. Belki çıkabilir oyundan. O da Beşiktaş'ın lehine olur. Fakat oyun tekrar, yani maç tekrar ortaya döndü. Gerçekten ben yıllardır bu işin içerisindeyim. Bir deplasman takımının bir büyük kulübe karşı. Böyle çok büyük. Barcelona, Manchester City falan gelir böyle yaparlar yanınıza. Ve skorun 1-1 olması da şampiyonluk yarışındaki ve Şampiyonlar Ligi yarışındaki Beşiktaş'ın içinde, Galatasaray içinde bir şanstır, onu söyleyeyim sana. İkinci yarı başka bir yani böyle üçlük olabilirdi ilk yarı. Tamam. İkinci